Merhabalar efendim, ben Pınar Ayhan. Eğitim, spor, sanat, sağlık, çevre sorunları, hukuk, kültür, bilim, turizm konularında öğrenmek istediğiniz her şey bu programda. Buyurun, günlük rehber başlıyor. Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen'le Türkiye'de masa tenisinin gelişimi, tarihçesi ve bu spora gönül verenler için önemli öneriler. Ünlü DJ Yiğit Yaparelli, son yıllarda popülerliği hızla artan bir meslek haline gelen DJ'liğin incelikleri ve Yaparelli'nin performansı ve Köln Stüdyosu'ndan gerçekleştirilecek canlı bağlantıyla Batı Alman Radyo TV Kurumu Yayın Kurulu Üyesi ve Editör Tuğba Tunçak'la Kelebek adlı çocuk programı. Hepsi az sonra günlük rehberde. Ateş olur, beni senden alır serin sözlerin, biri biter ötekisi dert olur. Beni senden alır serin sözlerin, biri biter ötekisi. Geçmişte kaldı artık mutlu günler. Deli gönlüm hala sana vurgundur. Yeter artık yeter gönül feryadı. Bir bakarsın düşlerin gerçek olur. Yeter artık yeter gönül feryadı. Bir bakarsın düşlerin gerçek olur. Biliyorum bu iş böyle çözülmez. Düşürüp susma içine dert olur. Türkiye'de masa tenisinin gelişimi ve tarihçesi. Uluslararası organizasyonlarda Türk sporcuları, masa tenisinin insan sağlığına katkıları ve kuruluşu, amaçları ve hedefleriyle Masa Tenisi Federasyonu. Hepsi şimdi günlük rehberde. Pınar Ayhan'ın konuğu Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Beğendiniz mi? Ses muazzam. Ses muazzam, görüntü de fena değil. Her şey yolunda. Biraz mikrofonu şöyle önümüze çekelim. Şöyle yapalım. Bir daha ses muazzam test ediyoruz. Ses muazzam. Ses muazzam. Tamam, harika. Efendim, masa tenisi hepimizin hayatında vardır, senelerdir vardır. Çocuklar önce bir heveslenirler, ondan sonra ne oluyorsa yavaş yavaş geri çekilirler. Biz de işte geri çekilmesinler diye çalışmalar yapıyoruz, öyle değil mi? Federasyonumuz evet. Senelerdir bu amaçla kuruldu. Neler yapıyor, ne zaman kuruldu, sizden dinleyelim. Masa Tenisi Federasyonu 1966 yılında kuruldu. Daha evvel Tenis Federasyonu ile beraber bir çatı altındayken 1966'da kendisi ayrı bir federasyon olarak faaliyetlerini sürdürüyor. O yıldan bu yana Masa Tenisi'nin Türkiye'deki bütün organizasyonlarından sorumlu
bir federasyon olarak görevlerine devam ediyor. Hı hı hı. Peki gelişimi nedir? Türkiye'de öyle hemen kabul edildi mi? 66 senesinde kuruldu ama öncesinde muhtemelen başladı, öyle değil mi, çalışmalar? Tabii, yani ilk kurulduğunda örnek veriyorum kulüp sayısı 15 iken işte hı hı. şu anda yıl itibariyle 2500'lere yaklaşan bir kulüp sayısı. Hı hı. İşte ilk kurulduğunda spor sayısı tabii doğal olarak az. Ama işte bu yıla baktığımızda 70 binlere, 80 binlere yaklaşan bir lisanslı spor sayısı olan bir branş hı-hı. haline geldi. Hı-hı. Dolayısıyla gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdüren bir federasyon. Tabii ki bunun amacımız zaten bunu artırmak. Yani evet. bütün kitlelere yaymak. İlk nereden çıkmış bu masa tenisi? Masa tenisi İngilizlerin Hindistan'ı işgal ettikleri o dönemde, sömürge olarak kullandıkları dönemde İngilizler tarafından bulunmuş. 1800'lü yıllarda bulunmuş. Yemek masalarında başlanmış. Hı hı hı. Kargas dediğimiz raketlerle oynanmaya başlanmış. Lastik toplarla bu işi yürütmüşler. Ama daha sonra tabii ki diğer spor branşlarında olduğu gibi gelişimini artık işte bu son şekline kadar getirmiş. Şimdi artık getirmiş. Standart değil mi? Ölçüler, artık her standart. Şey. Dünyada hı-hı. nasıl oynanıyorsa Türkiye'de de aynı oynanıyor. Malzemeleri yine standart. Hı-hı. Bu Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun koymuş olduğu ölçülerde biz de bu ölçülerle, bu sağ ölçüleriyle, bu hı-hı. işte evet. düzgün raketlerle, daha doğrusu ITF'in önerdiği yasak olmayan raketlerle bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Biraz bu standart ölçülerden söz edelim mi? Biraz anlatalım mı masa tenisini? Yani masa ölçüsü nedir? Efendim ağı nedir? Kaç metre gerilir? Şu, bunlardan bahseder misin? Tabii bizim masa tenisi biliyorsunuz bir masa, iki tane raket ve bir topla oynanan bir spor dalı. Dolayısıyla masanın standart ölçüleri var. 1.52,5 eninde, 2.74 santim boyunda, yerden yüksekliği 76 santim. Hı hı. Rengi mat olmak kaydıyla, çünkü topun silüeti görünmemesi hı. lazım, mat olmak kaydıyla gri olabilir, mavi olabilir, yeşil olabilir. Filenin yüksekliği yine 15.25 santim. Her oyuncunun fileyle kendi arasındaki uzaklık kaç santim? 1.52,5'te 2.74'ün yarısı diye düşünün. Çünkü boyu 2.74. Evet. Dolayısıyla yarısı. Çünkü masa ayrı. Yani filenin konduğu yerle iki taraf farklı farklı. Hı hı. Dolayısıyla boy diyelim 2.74, en 1.52,5. Raketin malzemesi nedir? O sadece tahta değil, öyle değil mi? İçinde başka bir maddeler var. Şimdi amatör var, oynayanların maddeleri. Kullandığı raketler var. Burada hı. kesinlikle bir standart aranmıyor amatör oynadıkları için. Ama profesyonelce müsabakalarda yarışmak istiyor iseniz bunun bir ön şartı var. İşte ITTF dediğimiz Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun koymuş olduğu standartlarda olmak zorunda yarışacağınız hı hı. raketlerin. Bir yüzü siyah, bir yüzü kırmızı renkli, süngerle kaplı olması lazım. Tahta oyuncunun oynadığı stile göre farklılıklar arz ediyor. Hı hı. Yani yakın oynayanlar için üretilmiş farklı raketler var. Uzak oynayanlar için üretilmiş farklı raketler var. Dolayısıyla oyuncunun stiline göre de bu raketler değişiyor. Değişiyor. Neden bir yüzü siyah, bir yüzü kırmızı? Bunun sebebi etik kurallara uygun olsun diye. Eğer iki yüzü de aynı olursa ve farklı farklı özelliklerde sünger kullanırlar ise hı. bir sporcu karşı tarafı yanıltmasın diye. Yani karşıdaki sporcunun bilmesi lazım. Siyah tarafından şöyle bir top geliyor ya da işte hı. kırmızı tarafından böyle bir top geliyor diye. İki tarafı kırmızı olduğunda ve değiştire değiştire oynar ise bir sporcu, o zaman karşı tarafa farklı farklı top gelecek ama karşı tarafın anlama şansı ortadan hmm. kalkacak. Bu bir mesaj var aslında orada. Burada bir mesaj var. Anladım. Etik olsun. Hmm. İşte kandırma hmm. olmasın. Herkes eşit seviyede yarışsın diye böyle bir kural. Peki masa tenisi sporcularında, profesyonel sporcularda fiziksel standartlar var. Mesela diyorsunuz ki yerden yüksekliği masanın 76 santim. Bu anlamda peki sporcuların boyunun uzunluğu, kısalığı önemli mi? Bizde uzun boy dezavantaj. Çünkü hı-hı. çok hızlı oynanan bir spor dalı. İnanılmaz hızlı oynanıyor. Dolayısıyla uzun boylu kişilerin biliyorsunuz kendi eksenleri etrafında hareket etmeleri biraz daha zor. Eksimiteleri kullanmak da zor. Dolayısıyla orta boyda olması lazım. Çok çabuk olması lazım. Ki hızlı gelen oyuna evet. adapte olabilsin. Yani küçük bir alandan söz ediyoruz. Tabii şimdi, tabii küçük bir alanda 100 kilometreyi bulan süratler var. Yani inanılmaz hızlı oynanan bir oyun. Dolayısıyla çok çabuk olması lazım. Kendi ekseni hı-hı. etrafında çok çabuk
dönmesi lazım sporcunun. Hı hı hı. Onun için çok uzun boylu değil, çok kısa boylu da değil, orta boylu kişilerin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı. Hı hı. Peki Türkiye'de ülke çapında branş haline getirebilmek için bu spor ne tür çalışmalar yapılıyor federasyon tarafından? Şu anda güzide kulüplerimizin hepsi bu branşla ilgili. İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nden tutun Beşiktaş Spor Kulübü'ne kadar ciddi bir yapılanması var bu kulüpleşme anlamında federasyonun. Hı hı. Bizim liglerimiz de devam ediyor. Süper Ligimiz var. 16 erkek 16 bayan takımı katıldığı. Birinci ligimiz var. 16 erkek 16 bayan kulüplerin katıldığı. Hı hı. Yine ikinci ligimiz var. 16 erkek 16 bayanın katıldığı ve bu liglere katılmak için de ciddi anlamda bir talep var. 54'e 60'a yakın takım da bu liglere katılmak için mücadele ediyor. Dolayısıyla hı hı. çok yüzde kulüplerimizin yanında bölgesel kulüplerimizin de itibar ettiği ya da talep ettiği bir branş. Hı hı. Dolayısıyla kulüpleşme noktasında da Masa Tenisi Federasyonu ciddi adımlar atmış hı hı. vaziyette. Harika. Peki en küçük kaç yaştan başlıyor ligler? Bizimki ilkokul çağı. Yani 6 ve 7 yaş başlangıç çağı olarak düşünüyoruz. Çünkü hı hı. Uzun süreli bir eğitim sürecine ihtiyaç var. Hemen 1-2 senede bir yarışmacı sporcu yetiştirmek çok zor. Hı hı. Çünkü çok özellikleri olan bir spor dalı. Yani işte ileriye dönüşlü toplar var, geriye dönüşlü toplar var, yandan dönüşlü toplar var. Çocuğun bunu öğrenebilmesi bir uzun süreli bir eğitim sürecini hı hı. gerektiriyor. Hı hı. Peki ilgi okullarda nasıl? İlkokullar, belki lise, üniversite okullarda şimdi nedir? Şimdi inanılmaz bir ilgi var. Bu talepleri karşılama noktasında da hakikaten sıkıntılarımız var. Hemen hemen her yerde oynanabilen bir spor dalı olmasının da bir avantajı var. İçeride, dışarıda, her yerde tabii oynanabiliyor. Tabii çok büyük bir alana ihtiyacınız yok. Bir masa tenisi masası, hatta yemek masasında bile oynanabilen, amatörce ama yani sağlık amaçlı yapıldığında hı hı. her yerde oynanabilen bir spor dalı. Yaş faktörünü çok ciddiye alan bir spor branşı değil. Hı hı. İşte hı hı. dedeyle torunun, anneyle çocuğun, kızın ya da babayla çocuğun oynayabileceği bir spor dalı. Dolayısıyla hı hı. herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı olduğu için çok yaygın. Ve herkes de bir şekilde bu spor dalına ilgi duyuyor, oynuyor. Dolayısıyla biz de bu talepleri yerine getirme noktasında hakikaten sıkıntılarda yaşıyoruz bazen. Hı hı. Peki antrenmanlar, çalışmalar nerelerde yapılıyor? Kulüpler nezdinde yapıyoruz. Hı hı. Şu anda 3 tane merkezimiz var. Bursa, Yalova ve İstanbul'da. Burası performans amaçlı hizmet ediyor. Yani uluslararası arenada da sporcularımızın başarılı olmasını istediğimiz için. Ama bunun dışında kulüplerimiz halka açık. Gençlik ve spor il müdürlüklerimizin spor salonlarında bu çalışmalar yürüyor. Okul salonlarında bu spor dalı yürüyor. Dolayısıyla eğer istendiği zaman masa tenisi oynamak istendiği zaman hı hı. Her yerde bir masa bulma şansına sahipsiniz. Evet, Türkiye'de. Evet. Uluslararası arena dediniz, orada durumumuz nedir? 2000'lere yıllara kadar hakikaten masa tenisi branşında sesimiz çok fazla çıkmıyordu uluslararası arenada ama İşte en son 2008 ve 2012 olimpiyatlarına iki sporcuyla katıldık. Bu bir başarıdır. Yani tarihinde de bir ilktir. Şimdi önümüzde hem Spor Bakanlığımızın programında olan bir Akdeniz Oyunları var biliyorsunuz. Mersin'de hı hı. yapılacak çok büyük bir organizasyon. Geçen Akdeniz Oyunları'nda yine masa tenisinde bir altın madalya kazanmıştık. İnşallah yine İnşallah. Bir altın madalya ve madalyalar bekliyoruz buradan ülkemizde yapıldığı için. Balkanları saymıyoruz çünkü Balkanlarda sürekli madalya alan bir federasyon. Avrupa'da büyüklerde Avrupa üçüncülüğü, gençlerde ve yıldızlarda Avrupa şampiyonlarımız var. Avrupa hı hı. üçüncülerimiz var. Dolayısıyla uluslararası arenada da ciddi anlamda başarılar kazanan bir federasyon konumunda. Harika. Peki şimdi tabii pek çok federasyon başkanımızı, pek çok kulüp başkanlarımızı davet ediyoruz. Her tarz, her tür spor dalını öğreniyoruz. Evet. Bir çocuk sizce neden masa tenisi oynamalı? Neden masa tenisini tercih etmeli? Eğer işte fizik şartları her şey uyuyorsa neden tercih etmeli? Masa tenisinin insanlara kazandırdığı hakikaten çok önemli dediğimiz özellikler var. Bir tanesi önceden karar verebilme yeteneğini çok hı-hı. geliştiren bir spor dalı. Refleks geliştiriyor. Çünkü çok hızlı oynandığı için bir anda hem tekniği düşünüyorsunuz, hem karşı rakibi kontrol ediyorsunuz, hem nereye atacağınızı karar veriyorsunuz. Bakın bir anda 3-4 tane şey çıktı. Yani şu kısa bir şeyde. Hı-hı. Dolayısıyla problemleri çözme noktasında inanılmaz yardımcı bir branş. Konsantrasyon değil mi? Önceden karar verebilme. Bunun dışında sağlık amaçlı da kullanılabilen bir spor dalı. Sinir ve kas koordinasyonunu üst seviyeye çıkartan bir spor dalı. Hı hı.
Yani bu rehabilitasyon amaçlı da kullanılıyor masa tenisi biliyorsunuz. Hı hı hı. Özellikle sinir ve kas rahatsızlıklarından rahatsız olan vatandaşlara uygulanan spor branşlarından bir tanesi. Böyle bir özelliği de geliştiren bir branş. Dolayısıyla sosyal hayatta size çok yardımcı olacak. Problemleri çözmede size çok yardımcı olabilecek. Çünkü pratik zekanızı geliştiren bir spor dalı. Bunun dışında tabii ki sağlıklı bir toplum yaratma noktasında da öyle bir görevi daha var. Bütün branşlarım var aslında. Ama masa tenisi branşı çok fazla risk faktörü içermeyen, sakatlanma riski olmayan. 100 kilometre hız diyorsunuz. Tabii. Başkanım. Ama topumuz hafif. Yani orada bir sıkıntı yok. Kazalar yaşanıyor mu? Bizde çok fazla spor sakatlıklarına rastlanmıyor. Sadece belde bir sıkıntı oluyor. Çünkü çok dönmelerden dolayı. Ayak burkulmalarında bir sıkıntı oluyor. Onun zemin düzgünse orada da problem yok. Malzemeniz düzgünse yine orada da bir problem yok. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde yapabileceğiniz, enerjinizi harcayabileceğiniz, çocuklarımızın oynadığı zaman çok zevk alacağı, babasıyla, dedesiyle ya da ne bileyim büyükleriyle çok rahat yapabileceği, hadi bir spor yapalım dediğiniz zaman işte çok kolay yapılabilecek spor dallarından birisi ve inanılmaz bir enerji de gerektiren bir spor dalı. Vücudunuzun her uzvunu çalıştıran öyle de bir spor dalı. Dolayısıyla herkese tavsiye ettiğimiz güzide bir sporumuz. Güzide bir spor dalı. Peki diyelim. Bir müsabaka ortalama ne kadar sürüyor? Topu şimdi, elimize aldığımız, raketi elimize aldığımız anda. Şimdi bir setimiz 11 sayıda bitiyor. Servisler ikişer ikişer atılıyor. Tabii bu rakiple de ilgili. Evet. Yani oyun stilinizle de ilgili. Eğer ama başa baş giden bir müsabakada, bir sette ne kadar sürüyor? 10 dakika sürüyor. 10 dakika sürüyor. Ve o 10 dakika şimdi tabii insan böyle hani daha uzun sürüyor ve yorucu gibi gelir ama o 10 dakika öyle bir konsantrasyonla İnanılmaz. Geçiyor. Öyle bir adrenalinle geçiyor ki muhtemelen tabii insan şaşırıyor değil mi? O nasıl o hale gelebildiğini. Yani zaten neye getireceğim biliyor musunuz? Kondisyon. Kondisyon çok önemli. Tabii. Nasıl bir çalışma yapılıyor şimdi öncesinde? Şimdi biz performans amaçlı bu işi yapan üst düzey sporcularımız için özel kondisyon programları var. İşte dayanıklılığın üzerine çabuk kuvvet, bunun üzerine sürat çalışmalarımız var. Yani bunları yapıyorlar. Yani çünkü bunları yapmazlarsa zaten mümkün değil. Yani bunun dışında sağlık amaçlı yapanlar 5-10 dakika oynadıklarında zaten göreceklerdir ki inşallah oynarlar bu programdan sonra davet ediyoruz. Terleyeceklerini ve sırılsıklam olacaklarını görecekler. Ama top gidip geldiği sürece. Yani kondisyona ihtiyaç var. Kondisyonsuz bu spor dalını yapmak mümkün değil. Performans sporları arasında en zor spor dalları arasında da görünüyor masa tenisi. Dolayısıyla mutlaka özel kondisyona ihtiyaç var. Kesinlikle. Peki Akdeniz oyunları işte 2016 Londra falan derken onun dışında başka gelecek planlarımız yani daha uzun vadede nedir planlarımız? Şimdi tabii amacımız biz programlarımızı yaparken Spor Bakanlığı'nın politikalarıyla da bir sinerji oluşturalım istiyoruz. Çünkü biz aynı teşkilatta çalışıyoruz. Dolayısıyla gençliğe de bu spor dalını oynatma noktasında ciddi projelerimiz var. İşte yurtlarda olsun, AVM'lerde olsun, İşte gençliğin bol olduğu ya da kalabalığın olduğu yerlerde biz aktivitelerimize devam ediyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde inanılmaz bu organizasyonlara ağırlık veriyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spor salonlarına çekmek ve ülkesini seven ama kendisiyle barışık, spor yapan harika. Bir gençlik için uğraşıyoruz. Dolayısıyla halka açık masa tenisi organizasyonlarımız devam ediyor. Bu çok güzel gerçekten. Yani güzel. Kış aylarında daha çok AVM'lerde insanlar artık dolaşır oldular. Dış mekanlar tabii evet, soğuk. Evet. Ve oralarda da boş boş dolanmaktansa değil mi bir sportif aktivite yapmalarını yapmak istiyoruz. Ki bu da çok pratik. Masası küçük dediğiniz gibi bir yemek masasında dahi yapılabilecek. Tabii işte spor. Orada bir voleybol organizasyonu yapmaya kalksanız yapamazsınız AVM'de. Evet. İşte bir tekvando boks ne kadar yaparsınız onu bilmiyorum. Ring lazım. Ama bir masa tenisini çok kolay. Orada bir masa iki masayla. O 100 kilometre hızla giden topun hangi vitrine çarpacağına dikkat edin. Yok panolarımız var. Merak panolarımız var mı? Orada bir sıkıntı yok. Halka açık masa tenisi organizasyonlarına önem veriyoruz. Batman'da yaptık. 1500 kişiye yakın gencimiz orada masa tenisi oynadı. Muhteşem. Ne güzel. Mardin'de yaptık. 3000'e yakın gencimiz masa tenisi oynadı. İstanbul'da şimdi okullar kapanmadan yine bir organizasyon yapmak istiyoruz. Bahçelievler Belediyesi ile Talatpaşa Bulvarı var orada işte 1 kilometrelik bir alana
masalar koyup işte tüm halkımıza, oradaki oradaki okuldaki okuyan tüm öğrencilerimize masa tenisi oynatma projemiz var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Harika. Mayıs ayında. Yani amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmek, gençleri biraz daha spor alanlarına çekmek, gençlerimize masa tenisini tanıtmak, evet. Tanıtmak çünkü olimpik bir spor dalı. Biliyorsunuz olimpiyatlara aday bir ülkeyiz. Dolayısıyla masa tenisi de olimpik bir branş. Toplumun mutlaka bu konuda da bilinçlenmesi lazım. Dolayısıyla masa tenisi branşının nasıl bir branş olduğunu, nasıl oynandığını da bilmesi lazım. Sizlerin de bizleri davet etmeniz bu masa tenisini tanıtma noktasında faydalı oldu diye düşünüyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Şimdi biz biraz bir bilgiler verelim program olarak ama Alzheimer hakkında bilgilerimiz olacak. Ayrılmayın, ikinci konuğumuzla devam edeceğiz. Almanya'da Türk göçmenlerin çocuklarına yönelik yayın sayısı artıyor. Bunlardan biri de ilk Türkçe-Almanca radyo programı Kelebek. Kelebek, Türk kökenli çocukların ana dillerini daha iyi öğrenmesini, Alman çocuklarının da Türkçe ve Türkiye kültürü hakkında bilgilendirilmesini amaçlıyor. Program 2000'den Batı Alman Radyo TV Kurumu Yayın Kurulu Üyesi ve Editör Tuğba Tunçak, Köln Stüdyosu'ndan gerçekleştirilecek canlı bağlantıyla günlük rehbere konuk oluyor ve Pınar Ayhan'ın sorularını yanıtlıyor. Yaşlılık döneminde ortaya çıkan en önemli hastalıklardan biri de Alzheimer. Bu hastalık unutkanlıkla başlıyor. Ancak her unutkanlık da Alzheimer anlamına gelmiyor. Unutkanlıkla beraber beceri kaybı görülüyor ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa tehlike çanları çalmaya başlıyor. Bu durumda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak yaşamsal önem taşıyor. Efendim, evet Almanya'nın Köln şehrindeki Anadolu Üniversitesi ve TRT işbirliğiyle kurulan stüdyomuzdayız, bağlanıyoruz ve Tuğba Tunçak, VDR Batı Alman Radyo TV Kurumu Yayın Kurulu Üyesi ve Editörü karşımızda, yani stüdyomuzda. Alo diyeceğim. Merhaba, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Herkese harika. Selamlar. Köyden. Bizden de çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Hanımcığım, harika bir fikirle yola çıkmışsınız. Nasıl çıktı bu fikir? Çocuk programı, kelebek programı nasıl çıktı? Biraz aslında gözlemden ve ihtiyaçtan doğdu diyebiliriz. Hı hı. Buradaki Türkiye kökenli ailelerin çocuklarını gözlemleyerek gerek ana dilde yaşadıkları sorunlar, gerekse radyoda kendilerine bir yuva arayışında olduklarını fark ettik ve çocuk yayınlarıyla birlikte ortaklaşa bir proje geliştirdik. Öncelikle ana dillerini iyi öğrenmeleri bizim ana hedefimizdi. Eğlendirerek buradaki Türkiye'li çocuklara, ana hedef kitlemiz olan Türkiye'li çocuklara hem Türkçe öğretmeye çalışıyoruz hem de bilgilendirmeye. Harika, çok güzel gözlemleriniz olmuş ama ben böyle paldır küldür girdim galiba. Aslında sizi de tanımak isteriz. Sizin tecrübelerinizden yola çıkılmış anladığım kadarıyla. Sizin ve sizin gibi değerli pek çok kişi tarafından yola çıkılmış bu proje için. Siz ne zamandan beri Almanya'dasınız? Ben yaklaşık 12 senedir Almanya'dayım. Türkiye'de üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra Almanya'ya geldim. Evet. Daha sonra farklı yayın kuruluşlarında Deutsche Welle ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu VDR'de hala çalışmakta olduğum kurumda başladım ve devam ediyorum. Türkçe servisinde uzun yıllar görev yaptım. Evet. Daha sonra çocuk servisinde kısa bir süre çalışmışlığım oldu ve bu projeyi oradaki bir arkadaşımla birlikte geliştirdik. Harikasınız. Peki sanıyorum geçen Mayıs ayından beri sürüyor değil mi proje? Evet. Oradaki arkadaşımla birlikte şu şekilde geliştirdik. Çocuk yayınları bölümünde bir ihtiyaç vardı. Çünkü onlar yayınlarıyla zaten okullara gidip çocuklarla birebir muhatap oluyorlardı. Evet. Haliyle göçmen ailelerin çocuklarının okullarda ne kadar
fazla olduğunu fark ettiler ve onlara ulaşmak istediler. Harika. Bu anlamda zaman da çok iyi denk geldi. Ve yaklaşık bir 6 ay, 8 aylık bir hazırlanma döneminin ardından geçtiğimiz Mayıs ayında başladık kelebeğe. Çok güzel. Geçen Mayıs ayından beri sürdürdüğünüze göre ve devam ettiğine göre de gayet başarılı gittiği ortada. Peki nasıl bir projeden, bir programdan söz ediyoruz? İlgi nasıl? İlgi güzel, hatta programa başlamadan ilgi görmeye başladık. Bir hem çocuklardan hem burada yetişmiş Türkiye'li anne babalardan keşke bizim zamanımızda da olsaydı bir program, böyle programlar diyerek. Evet. Veya medya pedagogu kişiler aradılar. Neden daha önce yapılmadı bu program, iyi ki başlattınız şeklinde. Hı hı. Biz tabii çocukları da dahil etmeye çalışıyoruz programımıza. Mesela Almanyalı Türk çocukların kültürlerinden veya Türkiye kültüründen bulmacalar soruyoruz. Yayında kendileriyle sohbet ediyoruz kazanan çocuklarla. Hı hı. Bu anlamda hem Türkiye'li ailelerin çocuklarının hem de diğer göçmen ailelerin çocuklarının ilgi gösterdiğini tespit ettik. Hı hı. Alman çocukları da aynı şekilde programımızı dinliyorlar. Bizde programımızda haberler var mesela. İki dilli haberler. Hı hı. Biz İki dili kullanıyoruz ama burada sokakta çok rastladığımız şekilde iki dili bir cümle içinde karıştırmıyoruz. Nasıl? Daha çok temiz bir Türkçe. Türkçe ise Türkçe başlayıp Türkçe bitiyor o anlattığımız bölüm. Almanca ise Almanca başlayıp Almanca bitiyor. İki dili de düzgün, temiz bir şekilde birleştirmeye çalışıyoruz yayında. Süresi nedir efendim programın, yayının? Bir saatlik bir yayın. Bir saatlik bir yayında. Çarşambaları... Buyurun. Çarşamba günleri yayınlanıyor. Ayrıca iki de tekrarı oluyor. Harika. Peki şimdi bir saatlik bir yayında ve sadece çarşamba günleri yayınlıyorsunuz ama programı böyle yapıyorsunuz ama sanıyorum çok detaylandırıyorsunuz ve çok zengin bir program oluyor ki herkesin alabileceği bir şeyler oluyor. Biraz daha anlatır mısınız? Yani başından sonuna kadar işte yarışmalar oluyor dediniz. Biraz daha detaylandırın lütfen. Neler var programınızda? Yayınımızı önce iki sunucumuz var. Biri Alman, biri Türk. Onlar yayınımızı açıyorlar. Daha sonra Türkçe, Almanca çocuk haberleriyle devam ediyoruz. Hı hı. Bir sürü güncel konu oluyor. Bu hayvanlar aleminden haberler olduğu gibi politikadan haberleri de, politik haberlere de yer veriyoruz haber bültenimizde. Evet. Spor haberleri oluyor, hava durumunu veriyoruz. Tabii esas olarak burada yaşadığı için bizim dinleyici kitlemiz Almanya hava durumunu. Ama diğer taraftan Türkiye'den de İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da hava nasıldır? Hı-hı. Onlara da değinmeye çalışıyoruz çok kısa. Harika. Çocuklar da geliyorlar mı programa? Bulmacamız oluyor. Çocuklar da gelip programa katılıyorlar mı? Çocuklar da geldiler. Sunuculuk yaptılar mı programda? Evet, çocuklar da dahil oldular. Harika harika. Peki çocukları da... Buyurun bekliyorum. Çocukları da dahil ettik tabii programımıza. Her yayında telefonla katılmanın yanı sıra stüdyo konuğumuz oluyor. Veya biz okullara gidiyoruz. Okullardan da yayın yapıyoruz. Hı hı. Peki göçmen olarak oraya gelip ya da meslek icra etmek için yıllar sonra Almanya'ya gelip başarılı olan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar da yer alıyorlar mı çocuklara örnek olmak açısından? Ne düşünüyorlar bu proje hakkında? Konuyu açtığımız, kendileriyle röportaj yaptığımız birçok Türkiye'li çok memnunlar, çok seviniyorlar ve canı gönülden katılıyorlar. Biz mesela portreler yayınlıyoruz onlarla ilgili. Hı hı. Portrelerde daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Biraz çocuk diliyle sorular soruyoruz. Yani belki bizim ekranlarda, gazetelerde gördüğümüzün ötesinde çocukların merak ettiği soruları çocuk muhabirler kendilerine yöneltiyorlar. Hı hı. Böylelikle çok hoş sohbet. Biraz da böyle her yerde görmediğimiz, duymadığımız bilgiler ediniyoruz. Evet. Ünlüler, başarılı şahsiyetler hakkında. Tuğba Hanımcığım, şimdi görüntülerimiz var. Ne yapıyoruz orada? İki genç arkadaş, hatta birisi tanıdık mı acaba diye bakıyorum. Ne yapıyoruz? Nasıl izliyoruz görüntülerde? Siz görebiliyor musunuz görüntüleri? Orada iki genç arkadaş var. Tamam, ben anlatıyorum. Orada iki arkadaş var. Mutfaktalar. Ondan sonra işte biber doğruyor. Salata yapıyorlar sanıyorum ve sohbet ediyorlar anladığım kadarıyla. Nedir burada amaç görüntüdeki? Evet.
Biz bu görüntüleri Kelebek yayına başlamadan önce aslında internet için çevirmiştik. Ufak video görüntüleri bunlar. Hı hı. Tanıtım amaçlı. Orada gördüğünüz arkadaşlardan bir tanesi Bastian Beat, diğeri ise Gökçe Göksu. Bizim Kelebek programımızın iki sunucusu, normalde dört sunucumuz var. Hı hı. İkişer ekipler halinde sunuyorlar. Orada mutfakta kısır yapıyorlar ve bizim yayınımızda bol bol Türk yemeği pişiyor, bol bol yeniyor. Oradan harika. Da ufak bir şekilde tadımlık da olsa gösteriyorlar. Harika, çok keyifli gerçekten. Peki buna benzer başka projeleriniz de olacak mı? Duyuralım mı buradan varsa eğer? Biz öncelikle tabii Kelebek çok şimdiden iyi reaksiyon alan bir yayın ama diğer taraftan daha da geliştirmek istediğimiz, her adımda geliştirdiğimiz bir proje. Hı-hı. Kelebeği biraz daha okullara açmak istiyoruz. Okullardan daha çok yayın yapmak istiyoruz. Hı-hı. Bunun yanı sıra mesela önümüzdeki sene değil 2004 yılı için bir konser projesi var. Onu da dahil olduğum ve diğer Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu zaten ayrıntılı biçimde de tanıtacak. Duyuracak. Hı hı. Ama ben müjdesini vereyim. Orkestra ile birlikte bir Kelebek konseri düzenlemeyi planlıyoruz. Muhteşem, harika. Kelebek kanat çırpıyor ve sanıyorum daha başka ufuklara da çırpacak gibi. Çok güzel. Şimdi yine bir görüntümüz var. Ben tarif edeceğim. O genç delikanlımız sanıyorum bir Türk evi, böyle bir modele benziyor. Motifler sanıyorum onu, o mesajı vermek istiyor. Kanepelerin üzerindeki, evet, çaylar içiliyor, kurabiyeler. Bu biraz da kültürümüzü tanıtmak amaçlı sanırım. Evet, evet. Çünkü bizim ana amaçlarımızdan biri de burada var olan bir Türkiye kültürü var. Tabii ki Almanya kültürüyle karışıyor. Diğer taraftan bunu yaşatmak adına ve Almanya kültürünün de bir parçası olduğunu aslında göstermek adına da biz haberler yapıyoruz. Hı hı. Orada çocuklarımızın sorduğu sorular oluyor. Hı hı. Hı, destekçileriniz kimlerdir? Var mıdır sizi böyle, ay ne güzel şeyler yapıyorsunuz, daha da devam edin inşallah diye böyle arkanızda olan destekçileriniz var mı? Tabii bir kurum içi destek alıyoruz. Hı hı. Çünkü kurum çok dışında yeni bir da proje. Vardır. Evet, evet. Kurum dışında da var. Öğretmenlerden olsun, anne babalardan olsun, sivil toplum kuruluşlarından olsun. Tabii dinleyicilerimizden olsun öncelikle. Hı hı. Hepsi ilgi gösteriyorlar. Bize yol da göstermeye çalışıyorlar. Bu konuya da değinseniz ne kadar iyi olur diyerekten. Hı hı. Biz onların destekleri ve dilekleri çerçevesinde yayınımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi haftada bir dediniz, bir saat dediniz. Süresini uzatmak gibi ya da gün sayısını artırmak gibi böyle bir hedefiniz olacak mı acaba? Çünkü ilgi gördüğü aşikar. Dileğimiz var tabii. Hı hı. Öncelikle bir gün canlı yayınlanıyor ve bir gün cumartesileri aynı saatte, hı hı, Almanya saatiyle 3'te, Türkiye saatiyle tabii 4'te internet radyosundan, çocuk internet kanalında yayınlanan bir yayın bizim yayınımız. Hı. Şimdi bir ek olarak bir tekrar daha geldi. O da canlı yayının olduğu akşam tekrar ediliyor. Hı hı. Tabii biraz kapasiteyle ilgili, çünkü belki bir saatlik bir yayın ama çift dilli, çift sunuculu, içinde yaratıcılık öğesinin çok yoğun olduğu bir program. Hı hı. Haliyle arka planındaki, mutfaktaki iş de ona göre biraz önümüzdeki dönemde tabii edinebileceğimiz kapasiteyle ilgili diliyoruz. Evet. Kurum içinden gören ilgiye de bakılırsak sanki destek sürecekmiş gibi. Harika. Peki siz de şimdi vurguladınız, aslında mutfaktaki ekip çok önemli. Çünkü içeriği çok yüklü ve yanlış götürmeyecek bir proje yapıyorsunuz. İşte kültür tanıtıyorsunuz, iki kültürü bir arada tanıtıyorsunuz, dil öğretiyorsunuz, tarih belki giriyor işin içine. Bu anlamda bilgi kaynaklarınız nelerdir? Kimlerden destek yardım alıyorsunuz? Bilgi kaynaklarımız çok çeşitli tabii. Birincisi bu proje VDR'in çocuk bölümüyle VDR'in Funkhaus Europa kanalı bünyesindeki Türkçe servisinin ortak yayını. Evet. Haliyle iki servisinde kendi yetkinlik alanları var. Evet. Yani çocuk bölümü çocuklarla çok içli dışlı, Türkçe bölümü de daha çok tabii ki buradaki Türk toplumuyla daha çok içli dışlı. Hı hı. Bu yetkinlikleri bir araya getirip bilgi kaynakları, muhabirler olsun, dediğim gibi sivil toplum kuruluşları olsun,
kendilerinden aldığımız bilgiler ışığında veya biz de tabii ki kendi gözlemlerimiz ışığında konularımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarla konuşuyoruz, onlardan fikirler alıyoruz. Harika. Biz de yayınımızı Köln'den sürdürdüğümüz dönem içinde toplum önderleri sayılacak pek çok değerli kişiyle sohbetimiz oldu. Onlar da diyorlar ki önce ana dili öğrenmeliyiz. Onun üzerine, ana dil üzerinde temellendirilecek şekilde ikinci dil öğrenilmeli. O zaman daha da iyi öğrenilir Almanca, İngilizce, diğer diller denmişti. Sanıyorum siz de bunu dikkate alıyorsunuz ki iki dili götürüyorsunuz programı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ana dilin doğru öğrenilmesi, Türkçenin önce öğrenilmesi konusunda? Ana dilin temiz bir şekilde öğrenilmesi kuşkusuz çok önemli ve bunu zaten bilim insanları da kabul etmiş durumda. Dil bilimciler kavramların, ana dildeki kavramlar çocuğun beyninde ne kadar iyi oturursa onun üzerine bir ikinci dilin daha kolay öğrenilebileceğini bize söylüyorlar. Bu aslında artık bir bilimsel gerçek olarak kabul ediliyor. O anlamda biz de zaten bunu gözlemlerimizden yola çıktık dedim ya, daha çok buradaki problemin bir cümle içinde Türkçe ve Almanca kavramların birbirine karıştırılması olduğunu gördük. Böylece çocuklar ve gençler ne Türkçeyi ne de Almancayı, belki genellemek doğru değil ama çok sık sokakta kulağımıza çarpan bir fenomen bu. Hem ne Türkçeyi ne Almancayı çok iyi konuşabiliyorlar. Evet. Biz de İki dilde konuşacaksak iki dili de temiz konuşmalıyızdan yola çıktık. Bir Türkçe kursu var mesela, ondan bahsetmedim az önce. Alman sınıfımıza Türkçe öğretiyoruz. Tabii burada ana hedef buradaki Türk ailelerin çocukları da eğlenerek biraz Türkçeyi öğrensinler. Diğer taraftan dinleyen Alman çocukları da Türk kültürünü tanısınlar. Arkadaşları kendilerine Türkçe bir şey söylediğinde belki kulaklarında bir aşinalık olsun. Bu bizim amacımız. Çok güzel. Diğer taraftan yayınımızı biz aslında başlarken daha ağırlıklı olarak hatta sırf Türkçe olsun diye düşünmüştük. Ama daha sonra bu fikrimizin buranın gerçekliğiyle örtüşmediğini gördük. Çok haklısınız. Evet. Çünkü sadece Türkçe olan bir yayının buralı çocuklar tarafından anlaşılması çok güç. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. O yüzden de dengeli biçimde. Aynen öyle. Aynen öyle. Başarılar diliyoruz. Çok keyifli olmuş. İnşallah artarak devam eder projeleriniz. Biz de izleriz, takip ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Çok selamlar, sevgiler herkese. Efendim şimdi Nihal diyor ki motivasyon başarıyı zeka kadar etkiliyor. Dinleyelim bakalım öyle miymiş. Sonra müzikle devam edeceğiz. Ayrılın. Son yıllarda popülerliği hızla artan bir meslek haline gelen DJ'lik özellikle gençler arasında yoğun ilgi görüyor. Peki her isteyen DJ olabilir mi? DJ olmak isteyenler ne tür özelliklere sahip olmalı? Bu işe gönül verenler nasıl bir yol izlemeli? DJ'lik eğitimi nerelerden alınabilir? Ünlü DJ Yiğit Yaparel günlük rehberde Pınar Ayhan'ın sorularını yanıtlıyor. Motivasyon ve çalışma alışkanlıkları IQ değil, matematik başarısını artırıyor. Çocukların ne kadar akıllı oldukları değil, ne kadar motive oldukları ve nasıl çalıştıkları matematik başarılarını belirleyen faktör. Yeni bir çalışmaya göre zeka testleri tarafından belirlenen IQ matematik yeteneğinin en erken aşamasında belirleyici olurken, motivasyon ve çalışma alışkanlıklarının süreç içerisindeki matematik başarıları üzerinde daha etkili olduğunu ortaya koyuyor. Şöyle ki, 5. sınıftan 10. sınıfa kadar 3520 çocuk üzerinde boylamsal bir çalışma yürütülüyor. 5 yıl süresince çocukların motivasyonları, çalışma alışkanlıkları ve zeka puanlarının matematik başarıları üzerindeki ortaklaşa etkileri inceleniyor. Zekanın matematik başarıları üzerinde etkisi olduğu görülüyor fakat bu etkinin yalnızca beceri gelişiminin ilk dönemlerinde etkili olduğu vurgulanıyor. Diğer yandan motivasyon ve çalışma alışkanlıkları çocukların öğrenebilme becerilerini etkileyerek matematik başarıları üzerinde güçlü bir etki yaratıyor. Kendini bu konuda yeterli hisseden öğrenciler, yani motivasyonları yüksek olanlar, açıklama yapabilme, bağlantılar kurma, sonuç çıkarma becerilerini kullanabiliyorlar. Araştırmacılara göre çocukların matematiği öğrenebilme yeterlilikleri eğitimden beslenir. Bu durumda eğitim sisteminin çocukların motivasyonlarını artırıcı ve doğru çalışma alışkanlıkları kazandıracak şekilde düzenlenmesi gerekir. Yakışmadı bize bu ayrılık.
Haydi durma. Çok güzeldi ya, programın şeyini yükseltti, adrenalini yükseltti. Geçelim mi yerimize? Tabii. Sonra bir bakarız üstünden tekrar. Harika DJ. Ya Yiğit, bu senelerdir bu iş yapılır da, hatta konuşulur da, bunun eğitimi olsa, böyle kendi kendimize rastgele yapmasak. Çünkü ciddi bir komplike bir cihaz var orada, evet. Öyle değil mi? Sen kaç senedir yapıyorsun bu işi? Bu 8. senem, 8 senedir profesyonel yapıyorum. Bunun dışında işte bu eğitimleri vermek için, yani kendi bilgilerimizi aktarmak için böyle bir stüdyo açtık, eğitim verdiğimiz. Süper, tabii. Şu anda 30'un üzerinde öğrencimiz var. 400'ün üzerinde de Türkiye'nin her ilinden talep var bizim online başvuru sayesinde. Çok güzel, çok güzel. Peki sen ilk nasıl başladın? Şimdi benim oğlanda biraz böyle bir hevesler var, bir şarkılar. Şimdi ilk şöyle başladım. Müziğe olan ilgim lise dönemlerinde başladı. Lise dönemlerinde işte arkadaşlarımızın yaptığı gündüz partileri dediğimiz olaylar vardı. Hani bunlarda gündüz partisi olur, tabii gece partisi sonra. Yok, yaş tutmadığı için tabii. Buralarda performans göstererek artık yavaş yavaş şey yaptım. Hani yaşımızda tutmaya başladıktan sonra işte bu iş geceye döndü biraz da. Tamam. Geceye döndükten sonra kulüplerde performans sergilemeye başladık. Şimdi öyle ilk bakışta ya ben de yaparım bunu gibi geliyor insana. Evet. Fakat çok mu şarkı bilmek lazım? Şarkıları iyi mi tanımak lazım? Şimdi her şeyden öncesi bir kere çok yenilikçi olmanız lazım. Her şeyi takip etmeniz lazım. Her tarzı takip etmeniz lazım. Çünkü yaptığınız performansta tamamen kitleye göre müzik yapmanız gerekiyor. Yani sonuçta bir eğlence ise bu. İnsanların eğlenmesi gerekiyor. Bunun için de yani gündemde olup sürekli kendinizi yenilemeniz lazım yani. Şimdi biz de albüm yapıyoruz biliyorsun, işte evet. Sahne yapıyoruz, şarkılar besteliyoruz falan, ama sonra bize diyorlar ki DJ'ler için, DJ'lerin çalabileceği formatta yapın, evet, şarkıları diyorlar. O yüzden de insanlar önce bir yapıyorlar istedikleri tarzda bir beste. Sonra onu DJ formatına çeviriyorlar. Ne demek DJ formatı, nasıl bir şey? Yani DJ formatında olması demek ritimlerin, şarkının biraz daha canlı olması gerekiyor. Onun belli bir hızı var, bir temposu tabii, var değil tabii, mi? Tempoları göre yani biz de yaptığımız remixlerde bakıyoruz. Yetersiz bulduğumuz, yani kulüpler için yetersiz bulduğumuz şarkıları bu yüzden remix yapıyoruz. Remix yapıp daha çok gece performanslarında yer veriyoruz bunlara. Bu şekilde devam ediyor. Harika. Şimdi bir de yeni eğilim, trend. Evet. Artık böyle partilerde, evet, düğünlerde falan canlı orkestra, canlı müzik yapan orkestraların yanı sıra DJ'ler de tercih ediliyor, öyle değil tabii, mi? Bazen işte Volkan mesela saksafonla eşlik ediyor, perküsyonla eşlik ediyor. O da enteresan tabii, birçok sanatçı artık konserlerinde arkasında DJ istiyor. Yani elektronik müzik çok fazla gelişiyor. Bunun için de yani genç arkadaşlarımıza dedik ki eğitimini vererek bu işe sokalım ki daha etkili olsun, daha başarılı olsunlar.
Bunun için çalışıyoruz. Harika. Yani. 8 senedir profesyonel olarak bu işi yapıyorsun ama eğitim verme işi ne kadar zamandır sürüyor? Eğitim verme işi yaklaşık 1,5 senedir devam ediyor. Farklı bir stüdyodaydım ben. Şu anda kendi stüdyomu açtığım için bu 6 aydır devam ediyor kendi stüdyomuzda. Harika. Stüdyomuzda. Kendi stüdyonu açtığına göre gerçi 30 öğrencim var diyorsun ama potansiyelde de sanıyorum 400 kişi var kayıt için tabii, bekleyen. Tabii, evet. Nasıl gidiyor? İlgi, alaka, gençler nasıl geliyorlar? Yani ben hemen şimdi, bunu öğreneyim diye mi geliyor? Hobi olarak yapmak isteyenler de var bu işi. Meslek olarak yapmak isteyenler de var. Tabii meslek olarak isteyen kesim daha ilgili oluyor. Daha çok üzerine düşüyor. Bizim eğitimlerimiz çünkü hem amatör hem profesyonel olmak üzere iki kurdan oluşuyor. Hobi olarak yapanlar genelde amatör eğitimden sonra tercih etmiyorlar. Yani hani sadece cihazları öğreniyorlar, kullanmayı öğreniyorlar. İşte merakını gidermiş oluyor bir anlamda. Profesyonel eğitimde tabii tamamen sahneye hazırlıyoruz biz insanları. DJ'lerin bir set bütünlüğü dediği olay vardır. Set bütünlüğünü anlatıyoruz. Sahne psikolojisini anlatıyoruz. Yani profesyonel eğitim bayağı bir kapsamlı. Bizden eğitim aldıktan sonra da yapacağı tek şey artık deneyim kalıyor. Sahne onlara deneyim. Fırsatlar veriyor musunuz öğrencilere? Tabii gittiğimiz yerlerde ekstralarımızda onları da yanımızda götürüp küçük performanslar sergilettirmeye çalıştırıyoruz. Şimdi Taha yanımızda, Taha Akgül öğrencilerimizden biri ama son kurda mısın artık Taha? Bitti mi senin? Taha'nın bitti. Bitti artık profesyonel. Sen profesyonel eğitimi almıştın. Evet. Harika. Hem amatör hem profesyonel eğitim aldım. Amatörü de aldım. Evde de yaparım, işte dışarıda da yaparım diyorsun. Evet. Ne zaman başladı eğitim? Eğitim bir sene oldu. Bir sene oldu. Şimdi artık dışarıda yapıyorsun değil mi? Böyle evet. Organizasyonlara falan katılıyorsun. Yapacak mı bize bir gösteri tabii. Taha? Tabii. Bir dinleyelim mi seni de? Evet. Haydi başlayalım. To you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
Vallahi Yiğit, boynuz kulak. Yani inşallah. Bir şey soracağım. Yiğit'cim yanımıza gel diyeceğim ama yer yok hayatım. Sen çalmaya devam et içeride. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel performans. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. İyi DJ'yi ayıran özelliği nedir? Püf noktası nedir? Çünkü biz bilmeyiz bu işin nasıl yapıldığını ama ya bu gece DJ'ni kötü çaldı ya diyen de oluyor. Ne demek istiyor o sırada o kişi aslında? Yani parça seçimlerine çok dikkat etmeli bir DJ bir kere. Performansı. Nasıl olmalıdır? Yani insanlar hani biraz daha gündemdeki şarkıları çalması gerekiyor. Güncel olması gerekiyor. 70'ler tabii, falan şu anda zaten coverlar moda. Sürekli cover 80'ler. Yani cover tekrar bir yenilik katmak şarkıya. Tekrar uyarlamak demek. Eski bir şarkıyı modern düzenlemeyle yapmak. Aynen. Evet. Yani bu moda olduğu için buna biraz yavaş yavaş dönüyor. Dediğim gibi o gece boyunca insanların ne istediğini, o elektriği aslında alması lazım diyeceğim. Ne istediğini bilip ondan sonra müzik yapması lazım. Yani hani o müzik seçtiği müzikleri ona göre seçmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Buna çok ciddi vakit ayırması gerekmez tabii. mi? Böyle bir arşivi tabii. olması gerekiyor değil mi tabii. bir DJ'in? Yani biz 7-24 müzik dinliyoruz diyebilirim. İşte arabada, stüdyoda, evde. Peki sizlere danışan aranjörler oluyor mu? Sanatçılar oluyor mu? Ya böyle bir yani şey yapacağım ne dedim ya. Sanatçılar tabii irtibatta olduğumuz kişiler var. Yaza da orada sürpriz bir şeyler yapacağız. Sürpriz olduğu için sorma diyor şimdi bana doğal olarak. Merak ettim ama peki bir DJ eğlenir mi işini yaparken? Tabii böyle kesinlikle. Çok ciddi böyle kulaklık kulağında çalışır aslında. İşte o kitleyle elektriği alabiliyorsa DJ de çok fazla eğlenir. DJ eğlendiği zaman zaten o kitlede daha fazla eğlenir. Çok önemli yani. Peki bir DJ'in gece boyunca, şimdi gençler merak ediyorlar, seyrediyorlar. Onun için soruyorum bu soruları. Gece boyunca kaç saat sürebilir performansı? Şimdi bu tabii değişkenlik gösterebilir ama Türkiye'yi baz alırsak yaklaşık 5 saat sürüyor. 5 saat sürebilir öyle mi? Wow. Peki dünyada nedir bu DJ'liğin durumu? Bizde mi bu bir anda böyle dünyada çok popüler çok, oldu çok, yoksa? Daha ileride tabii. Biz yeni yeni etkileniyoruz onlardan. Yani dünyadaki DJ'lere zaten artık bir sanatçı gözüyle bakılıyor tamamen. Konserler yapılıyor. Çok büyük konserler yapıyor. Ciddi organizasyonlar yapılıyor. Türkiye'de de yeni yeni gelişiyor. Yeni bu yeni tabii. gelişiyor. Peki bu DJ'ler şimdi dünyadaki müzisyenlerin eserlerini çalıyorlar. Evet. Burada telif sorunu oluyor mu? Böyle bir yükümlülüğü yani var tabii mı? Tabii ama DJ? Yurt dışındaki DJ'ler genelde sanatçılarla beraber çalıştıkları için böyle bir sıkıntı yaşamıyorlar. Kendi albümlerini çıkartırken sanatçıya da yer veriyorlar. Sanatçı da DJ'ye yer veriyor. Zaten ama Türkiye'de tabii belli sıkıntıları oluyor. O da şu anda herhalde çözülmeye çalışıyor. Herhangi bir şey yapılacak yani yasa tarzı bir şey çıkacak. Bunu çözecek. Bu eğitimlerin sonunda bir sertifika alıyor mu gençler arkadaşlar? Sertifika vereceğiz inşallah ama tabii biraz daha zaman gerekiyor bunun için. Yani geçerli bir sertifika vermek istiyoruz. Bir mesleki çünkü. Sertifika tabii. gerekiyor bunun yani için. Bununla ilgili de görüşmeler var. Şu anda bu elektronik müzikle ilgili eğitimler üniversitelere de yavaş yavaş giriyor. İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi'nde şu anda başladı eğitimler. Yani inşallah yayılırsa bu biraz daha gündemde olursa daha iyi olacak. Şimdi rejiye genç bir arkadaş sormuş, demiş ki ben bu işi yapacağım ama Yiğit abi para kazanabiliyor muymuş bu işten diye soruyor. Tabii. Öyle mi? Yani hobi olarak yapsa da kazanabilir, meslek olarak yapsa da kazanabilir bu işten para. Hobi olarak yaparsa bir ek gelir olabilir. Meslek olarak yaparsa da ciddi rakamlar kazanabilir. Ama tabii kişiden kişiye de değişkenlik gösteriyor. Şimdi tabii canlı müzik yapan, canlı derken hani o anda sahnede enstrümanı çalarak ve sesle eşlik ederek müzik yapan insanlar biraz belki de buna bozuluyorlardır. Var mı böyle sohbetler, geçiyor mu aranızda? Yani tabii. Nedir yeri, ikisinin yeri? Tabii müzisyen arkadaşlarımız da var. Aslında onlar bizim yanımıza geldiği zaman bu işin aynı olduğunu, kendi yaptıklarıyla aynı olduğunu, çok ciddi bir iş olduğunu farkına varıyorlar. Ondan sonra tabii böyle bir muhabbet olmuyor aramızda. Ama tabii ön yargılı olup hassasiyetini bilmeyen arkadaşlarımız ise aslında şöyle söyleyebilir misin? Ben de bir şarkıcı olarak, bir müzisyen olarak bunun yorumunu yapmak isterim. Çok da aynı değil aslında. Çok farklı tabii. işler ama yeri ayrı, öyle değil mi? Hepsinin evet, yeri ayrı. Tabii, birbirinin kesinlikle. Yerini dolduramayabilir bu durumda. Tabii.
Güzel. Artık yavaş yavaş belki bir birlik de kurmaya başlarsınız. Daha çok tanınmaya, daha çok kabul İnşallah. Edilmeye başlarsınız. Baksanız zaten böyle 400-400 geliyorsa öğrenciler potansiyel kuvvetli demektir. Evet. Teşekkür ediyoruz sevgili Yiğit, sevgili Taha. Oradan selamlar. Güzel bir sunum oldu. İyi eğlenceler diliyoruz sizlere Teşekkür ederiz. Efendim eğlendirdiğiniz insanlara da harika. Şimdi programımızın sonuna geldik. Yalnız bu gece tekrarımız saat 12'de. Evet, doğru değil mi Başakcığım? Bu gece tekrarımız saat 12'de. Facebook sayfalarımızda da günlük rehber videolarımızı keyifle izleyebilirsiniz. Bugünlük hoşça kalın. Seçmelisin birini.